Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Zeybekçi'ye AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Yunus Emre Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet Çerçi ile partililer eşlik etti. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'in de katıldığı ziyarette konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, milletin istikbaline ve istiklaline göz dikildiğini söyledi. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışıyor. Şöyle bırakalım şeyleri, geri yatalım. Son 10-15 yılı 28 Şubat'ı şöyle gözümüzde bir canlandırdık. 28 Şubat'ta birileri çıktı bu memlekette. Dediler ki öyle bir şey yaptık ki bunun etkisi 1000 yıl sürecektir. Öyle mi? Evet. 1000 yıl. O 1000 yılı bilerek söylediler. Veya 1000 yıl rakamını onların önüne birileri isteyerek, bilerek yazdı koydu. 1000 yıl. Çünkü bu topraklarda biz 1000 yıldan beri topraklardayız. Onlar dediler ki siz bu topraklarda 1000 yıldan beri buradasınız. 1000 yılın hesabını soracağız sizden. 28 Şubat'ta Türkiye istikrarsızlaştırıldı. Türkiye'de milli irade korkutuldu, ürkütüldü, sindirildi. Ondan sonra büyük bir senaryoyla Türkiye'nin ekonomik, hukuk, demokrasi ve özel sektör, sanayi, ticaret ne varsa tamamı mahvedildi. Yani bu Türkiye'de siyasi istikrarsızlaştırma ve Türkiye'nin kardeşlik temeline atılmış olan dinamikler bunlar. Bakın, AK Parti ve hükümetleri Doğu Güneydoğu kardeşlik ve şu andaki bu iklim, yani Türkiye'de demokrasinin, hukukun üstünlüğünün egemen olması bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölgede egemen olmasının en çok rahatsızlık duyanların gazete manşetlerine şöyle baktığınız zaman onlar da görürsünüz. Kimler var?